Alparslan Büyük Selçuklu 2. yeni sezon 19 Eylül Pazartesi günü ekrana geldi. TRT1 ekranlarından yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Bu isimler arasında Öke Hatun karakteri de yer aldı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Öke Hatun'u oynayan kim? Öke Hatun karakteri gerçekte kim? Öykü Gürman Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yapan Türk sanatçısı. 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı, aslen Trabzonofludur. Öykü Gürman 1,69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur. Annesi inançlı birisi olmasına karşın babasının ateist olduğunu açıklamıştır. İlkokul eğitimini Özel Eftal Ana ve İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi İstek Vakfı Acıbadem Lisesi ve Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı. Öykü Gürman, müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak başladı, Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yaptı. 2007 senesinde ikiz kardeşi Berk ile birlikte Öykü ve Berk isimli grup oluşturdu. İlk albümünü 2007 yılında Kısmet adıyla çıkardı. Berk Gürman'ın imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenko ile birlikte harmanladı. Kardeşlerin birliği uzun sürmedi ve 2010 senesinde yollarını ayırdılar. Öykü Gürman solo olarak yoluna devam ederken, bir taraftan da oyunculuk yapmaya başladı. TRT1 ekranlarında Boyalı Direk adlı müzik ve sohbet programı hazırladı ve sundu. Show TV'de Öykü Gürman ile Günün Yemeği programıyla gündüz kuşağında yer aldı. Oyunculuk kariyerine devam eden Öykü Gürman, Sen Anlat Karadeniz dizisinde Asiye karakterini oynarken büyük beğeni topladı. 2004 yılında Türkü filmi, 2014 yılında Urfalıyam Ezel'den, 2018 yılında Sen Anlat Karadeniz ve 2020 yılında Gel Dese Aşk isimli televizyon dizilerinde yer aldı. 2014 yılında Panzehir isimli sinema filminde Zeynep Korkut rolünde yer aldı. 4 Ağustos 2015 yılında ses sanatçısı Yavuz Bingöl ile Kuruçeşme Suada'da evlendi. Ancak çiftin evliliği çok uzun sürmedi. 8 ay sonra 14 Nisan 2016'da anlaşmalı olarak boşandı. Boşandıktan sonra Öykü Gürman evliliğinin sona ermesini şu şekilde anlattı. Evlilik doğru insanla yapıldığı zaman güzel. Ben Yavuz'un sahip olduğu bir takım alışkanlıkları değiştirmeye çalıştım ama olmadı, dedi. Yavuz Bingöl Öykü Gürman çifte ayrıldıktan sonra da sorunlar yaşamaya başladı. İkili arasında yapılan boşanma protokolü gereği, Yavuz Bingöl, eski eşi Öykü Gürman'a 100.000 Türk Lirası maddi ve 100.000 Türk Lirası manevi olmak üzere toplam 200.000 Türk Lirası tazminat ödeyecekti. Ancak Yavuz Bingöl aradan geçen zamana rağmen tazminatları ödemedi. Bunun üzerine Öykü Gürman, avukatı aracılığıyla hukuki yollara başvurdu. Yavuz Bingöl ile ayrıldıktan bir süre sonra ise turizm, gıda ve inşaat alanında faaliyet gösteren Elazığlı Fatih İçmeli ile aşk yaşamaya başladı. 3,5 yıl birliktelikten sonra ise Fatih İçmeli ile 2022 yılı Haziran ayında nişanlandı. Fatih İçmeli Öykü Gürman'ın klipinde de oynadı. Öte yandan Fatih İçmeli'nin babasının ülkücü gazilerden Hüseyin İçmeli, amcası ise bir dönem MHP'nin etkili isimlerinden Faik İçmeli olarak biliniyor, türkücü Gülay'ı sever, gece yolcularına ise bayılıyor, bir İlhan İrem fanatiği, Barış Manço, Neşet Ertaş, Nesrin Sipahi, Bekir Sözener, Erol Evgin, Cem Karaca başta olmak üzere bütün müzik türlerine sever ve dinler, ancak metal müziğe mesafeli Öykü'ye ağır geliyor. Öykü Gürman kendisini hem şarkıcı hem de oyuncu olarak görüyor, iyi bir şarkıcı olduğunu düşünüyor, şarkı söylemeyi ve yorumlamayı seviyor, özellikle kendi sesine yakışan parçaları söylemeyi seviyor, oyunculuk da yapmak istiyor, ancak bunu biraz şans, kader ve kısmet olarak görüyor. Çünkü oyunculukta her zaman iyi bir senaryo, iyi bir ekip ve oyuncularla bir arada olmak şans işi, diyor. 2022 yılından itibaren ise Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 2. sezonunda Öke Hatun rolünü oynayacak. Tarihte Öke Hatun kimdir gerçekte? Öke Hatun var mıdır? Birlikte bir göz atalım. Öke Hatun karakteri tarihteki Türk beyi İbrahim Yinal'ın eşi olarak bilinmektedir. İbrahim Yinal'ın babası Yusuf Yinal'dır. Selçuk Bey'in en büyük oğlu olan beylerden Mikail Bey öldüğü zaman Orta Asya'da yaygın olarak uygulanan gelenek doğrultusunda kardeşinin ölen karısı Yusuf ile evlendirilmiştir ve bu evlilik sonucunda İbrahim Yinal dünyaya gözlerini açmıştır. Değerli arkadaşlar, bir programımız daha sona erdi. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olunuz. Görüşlerinizi mutlaka yorum bölümüne yazınız. Bir de beğeni butonunu tıklamayı unutmayınız. Bir başka programda görüşmek üzere.